Ana rahmine düştüğüm andan itibaren transseksüelim. Olduğum gibi göreceksen. Aynaya baktım ve o kişiyi kabul ettim. Ay canım Kezban. Birisi bana gel sen transseksüel ol, kadın kılığına gir dediğinde ne vaat ediyor? Starlık mı? Evet, bir travesti Zeki Müren. Sen benim yaşadığımı kitaptan okuyarak bilebilir misin? Bilemezsin. Öğretmen, avukat, ressam, arkadaşlarımız E5'lerde orada burada seks işçiliği yapmak durumunda kalıyor. Sana ne dokundu en çok o dönemde? Dışladı, top dedi, ipne dedi, onu dedi, bunu dedi. Hani ben 15 yaşında çocuğum, tamam sana rest çektim ama sen nasıl çocuğunu bırakabilirsin? Ama demek ki benim de bu hayattaki misyonum belki de bu. Söyleyin doktor, deli miyim? Hoş geldin Katarsis Aya. Hoş bulduk. Nasılsın koltukta? Hiç ilk defa bir psikolog koltuğu mu derler. Öyle bir koltuktayım. Ama bir yandan da Kleopatra koltuğu değil mi bu? Evet, öyle ben Kleopatra gibi düşüneyim, rahat olayım. Gayet iyiyim. Biraz aslında senin öykünü dinlemek istediğimiz bir program bu. Senin öykünün bizlerin öyküsüyle kesiştiği yerler, hem de seninle tanışmadığımız kendi hikayende daha fazla tanıyabilmek istediğimiz bir program bu bir yandan. Okay. Belli kimlikleri, belli yönelimleri, hayat öykünden hakikaten bizim yaşamadığımız şeyleri de konuşacağız. Ama hep söylüyorsun ya sen de, hani tanışmak çok zor burada. Tam da buradan tanışmak. Biraz tanışalım da istiyorum. Hem okay. Senle hem de aslında Türkiye'de bir trans bireyle senin öykünün üzerinden tanışalım istiyorum. Önce Küründen Kabere'yi soracağım. Devam ediyor bir yandan evet. Da. Orada aslında belki senin öykünden de ya da takip ettiğin öykülerden de bir hikaye var. Ama en doğrusunu sen anlatırsın. Küründen Kabere şöyle, 2 sezondur devam ediyor. Benim yazdığım, oynadığım tek kişilik bir tiyatro oyunu. Aslında bir trans karakter var, Serpil Serin diye, Diyarbakırlı Deli Serpil namıyla. Serpil'in hikayesini görüyoruz gibi görünüyor ama aslında gerçekten Türkiye'de transseksüel olmanın eşittirini anlatan bir hikaye. O yüzden bence güzel, değerli bir yerde duruyor ve seyircinin ilgisini de görüyor. Mutlaka benim hikayelerim de var, arkadaşlarımın hikayesi var, gördüğüm şeyler de var. Ama kurmaca, ama başka bir yanıyla da evet, gerçek bir hikaye. Biraz çocukluğundaki evden bahsedelim. Aslında merak da ediyorum senin öykünde Adana'da. Nasıl bir evdi orası? Kimlerle yaşıyordun? İki tane ev hatırlıyorum Adana'da bütün ailemle. Çünkü 15 yaşında ben evden ayrıldım. Bir tanesi böyle bizim tren ev dediğimiz bir evdi. Böyle girişte bir mutfağı vardı. Sonra uzun bir koridoru vardı. O yüzden tren ev diyorduk oraya. Bir de bahçeli bir evimiz vardı bir parkın karşısında. Onu hatırlıyorum. Ondan sonraki evde zaten ben yoktum. O benim son ailemle yaşadığım evdi. Nasıl bir aile Seyhan bu arada? Hani annene babana baktığında o dönem nasıl bir ilişkiniz vardı sizin? Bir kere çok aşırı derecede birbirine bağlı bir aileyiz. Anne tarafım dahil, baba tarafım öyle değil. Babam biraz daha, biz babamızın yanında çocuğumuzu sevmezdik terbiyesiyle büyümüş. Bana göre çok saçma ama işte. Babam böyle sevilen, sayılan, böyle bir şeyler danışılan bir adamdı. Dışarıya çok melekti, bizde değildi maalesef. Babam öyle bir adamdı. Yani şimdi baktığımda çok daha anlayabiliyorum. O zamanlar çok kızardım babamla, çok kavga etmişimdir. Anneme fiziksel şiddet uyguluyordu. Ben bayağı küçük yaşlarda böyle tepki falan gösteren bir tiptim. Ama baktığımızda da babamın geldiği şartları düşündüğümde, nereden nereye gelmiş adam, işte kahvehane açmış, sonra mağaza açmış, bilmem ne yapmış, onu yapmış, bunu yapmış. Çok büyük hataları olmasına rağmen öğrendiği ve büyüdüğü şeyleri düşündüğümüzde aslında kendi fikrine göre şeydi yani, hani çok negatif bir yer atacağım bir adam değildi. Ama böyle sevgisini gösterebilen birisi maalesef ki değildi. Görüşmüyorsunuz değil mi Seyhan? Efendim? Görüşmüyorsunuz. Görüşmüyorum evet. Kaç yaşından beri? 15. Yani 15 yaşında bir kavga ettik. Babama sınırını geçtim. Babamın sınırını geçtiğim anda bir daha onunla görüşmeyeceğimi biliyordum. Sonra babam o adım atmasına rağmen, onun için herhangi bir kavgaydı belki ama ben inat birisi olabilirim belki. Çünkü annemle belirli sınırları geçtiklerini düşünüyordum ve o sınırdan sonra nasıl bir arada olduklarını anlam veremiyordum. Babama karşı o sınırı geçtiysem bir daha ben oraya o aynı şeye giremem diye düşündüm ve kabul etmemiştim tekrar. O yüzden görüşmüyorum babamla. Zaten cinsiyet kimliğim üzerinden bana bir hakarette bulunduğu için
Benim de o zaman turuncu bir şort giymiştim. Yani çok açık net. Ona tepki göstermişti falan. Ben de böyle asilik yapmıştım. Aslında anlamam gerekirdi babamı da. Ama çok farklı tepkiler vermişti. Olması gereken tepkiler değildi ve bir anda işte o çizgiyi aştık. Ne dokundu en çok? Onu soracağım. Yani çünkü babadan duymak başka bir şeydir. Hani canımızı babanın yakması başka bir şeydir. Sana ne dokundu en çok o dönemde? Benim şöyle bir şeyim vardı. Ben cinsiyet kimliğimi adını koymadan gerçekten küçük yaşlarda kabul ettim. İlkokula bile başlamadan farklı olduğumu hissettim. Adını eşcinsellik, transseksüellik, homoseksüellik falanlık filanlık diye bilmeden farklıyım ben diye düşünüp kabul ettim bu durumu. Tamam, okey dedim. Ve benim için bir sorun olmadı. Daha sonraki yaşlarda insanlar için sorun olmaya başlayınca benim için sorun oldu ve mücadelesini vermek durumunda kaldım ama. Ve hep şöyle oldu. Hep ailemi düşündüm. Ve eşcinsellik negatif algılanan bir etiket olduğu için ailemin yüzünü yere getirmemek gibi bir amacım vardı. Ve hayatımda ailemle ilgili olan dönemlerde bir rol yapmak zorunda kaldım. Ailemin yüzünü yere getirmemek mevzundan. Atıyorum, baba tarafımın düğünleri olur. İşte günlerce o düğün olur, bilmem ne olur vesaire. Orada öyle davranmak, oraya göre giyinmek. Ama bir yandan da ben olmaya çalışıyorum. Ve rol yapmayı seven bir insan değilim. Mesela palyaçoluk yapıyordum o dönemde. Tek kendim olduğum yer palyaçoluktu. Bu mesela bence büyük bir travma. 15-16 yaşında bir çocuğum ve tek ben olduğum, gerçekten istediğim gibi elimi böyle koydum, ayağımı öyle attığım, öyle konuştuğum şey palyaço pompon karakterimdi. Ve o rollere rağmen giyindiğim şortun rengi turuncuydu. Onu da anneannem bana getirmişti. Ankara'dan almıştı. Babam bana bunu çıkar işte bilmem ne dedi. Ben de ay giyecek bir şeyimiz mi var falan filan diye böyle şey yaptım. Hep babama karşı gelirdim zaten, böyle tepki koyardım. Böyle bir birbirimize girdik ve bana homoseksüel gibisin dedi. Ve bu laf bana ağır geldi. O anda şeyi düşündüm. Yahu ben sizin yüzünüzü yere getirmemek için kendimden ödün veriyorum. Bu cümleyi kurmadım ama alt metnim bu. Ve sen şimdi bana bunu hakaret cümlesi olarak kullanıyorsun. Ve ben babama evet homoseksüelim dedim. Ve orada bir küfürleşmeler, bağırışlar, çağırışlar falanlar filan oldu. Ve bahsettiğim o çizgiyi geçtim. O çizgiyi geçerken de bir daha babamla görüşmeyeceğimi bilerek geçtim. Kendimce belirli korumalarım olmasına rağmen beni hayal kırıklığına uğrattı babam. Ve bana hakaret etti. Bana homoseksüel demesin, hiçbir önemi yok. Homoseksüel gibisin demek istedi aslında. Evet, homoseksüel gibiydim yani o imaja baktığın zaman. Ama bu koruma mevzu yüzünden beni hayal kırıklığına uğrattığı için özlemiyorum. Babamın tavrını, tarzını sevmiyorum. Şu an geldiğim yerden onu anlıyorum. Yaşadığı şeyler, o işte yüzünün yere gelmesi mevzu, kendinin, çocuğunun işte eşcinsel ya da transseksüel olma mevzu, belki saygınlığını yitirecek olma mevzu falanı filanı, bütün bu toplumun ikiyüzlülüğünün onda yaratacağı baskıyı anlayabiliyorum. Ama bir insanın evladına böyle yapmasını, hani ben 15 yaşında çocuğum, tamam sana rest çektim ama sen nasıl çocuğunu bırakabilirsin? Ne münasebet yani. O yüzden özlemiyorum açıkçası. Nötr bir yerde duruyorum diyeyim daha doğrusu. Bir yandan o dönem Seyhan, ergenlik, akran zorbalığının da çok yüksek olduğu bir dönem. Demin arada da söyledin ya, yani bunu yaşayan birçok aslında gelişmekte olan birey de var. Kimisi kendi hakikaten kimliğini kabul etmiş, kimisi kabul etmekte zorlanan bunca baskıyla beraber. İşte sokakta, okulda, herhangi bir yerde top denilen, ibne denilen çocuklar var bir yandan. Bu kadar kabul ve bütün halinde olmadığını varsayıyorum ergenlik döneminde. Büyüyoruz çünkü, daha hani onlu yaşlardan bahsediyorum. Nasıl karşılardın böyle şeyleri? Şöyle, ilkokulda kız gibi çocuktu adım. İlkokul 4. sınıfa kadar falan. Aslında beni yaralıyordu ama çok şey yapmıyordu. Sonra işte ortaokul 1. sınıf, 1. döneme kadar okul hayatımda iyiydi. Takdir, teşekkür falan alan bir öğrenciyim. Ortaokul 1. sınıf, 1. dönem bittikten sonra öğrenciler de ortama alıştıktan sonra top, homo lafları başladı ve bu beni geriletmeye başladı. Hatta lise seçimimde bu akran zorbalığı beni mahallemden bir saat uzakta bir okulu tercih etmeye itti. Ve ben orada hani ay kaliteli mahalleye geldim, tamam kimse bana bir şey demeyecek derken bir baktım kendi mahallemin varoşluğundan kaçarken bütün Adana'nın varoşlarının toplandığı bir yerdeydim. Mesela bugün birçok trans çocuğu, trans kadını mesela
erkek rolü yapıyor olmak çok yaralıyor. Böyle mesajlar alıyor. Buradan izleyen o çocuklar varsa, benim çocuklar çok ilgilendiriyor çünkü benim 15-16 yaşında bir trans ablaya ihtiyacım vardı ve önümde bir rol modelim yoktu. O çocukların da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer beni rol model alıyorlarsa onlara şunu soruyorum. Öğretilmiş kadınlık, öğretilmiş erkeklik gibi öğretilmiş eşcinsellik ve öğretilmiş transseksüellik var. Transseksüelsin diye öyle davranmak zorunda değilsin. Ve aynı zamanda rica ediyorum. Ailesinin de travması olduğunu hatırlamalı. Evet bizim için zor, biz çocuklar için. Ben bununla ilkokula gitmeden, belki o ilkokula gittiğinde ortaokulunda küçücük bir çocukken karşılaştık bu travmalarla. Ama biz de kendimizi bu kadar çabuk kabul etmedik. Bir ek belki. Yıllarca bizim için kutsal kitap gibi olan DSM el kitapları, psikiyatristler için, psikologlar için tanıların yer aldığı kitaplarda önceki sürümlerde bir patoloji başlığında değerlendirilirken aslında tüm bu kimlikle ilgili meseleler son sürümlerin tamamında bu başlıktan çıktı. Bu konuyla ilgili bilinçli olmayan herkese de bir terapist olarak söylemek lazım bunu. Bu bir oluş, bu bir varoluş bir tarafıyla. Başka travmalarla birlikte kendi kimliğinden memnun olmayan eşcinsel olabilir, heteroseksüel olabilir. Bu insanlarla tabii ki çalışılır. Ama kendi kimliğini bilen ve toplum baskısı yüzünden bununla savaşan insanlar için bunu bir hastalık, bunu başka bir etiket olarak görmek konusunda bir kere daha düşünüyor olmamız lazım aslında. Psikologların bugün ne dediği, bilimin ne dediği, yarın ne diyeceği gerçekten önemli değil. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar ve benim bazen böyle tartışmalara girdiğimiz, böyle çok bildiğini söyleyen insanlar, bir dakika ya diyorum. Bir saniye pardon, işin öznesi benim. Sen benim yaşadığımı kitaptan okuyarak bilebilir misin? Bilemezsin. O yüzden bana sormak zorundasın ya da benimle ilgili bu kadar ahkam kesemezsin. Ama maalesef transseksüeller ya da eşcinseller ya da LGBTİ bireylerin hepsi de bu toplumda büyüdüğü için bu toplumun yargılarıyla büyüyoruz. Transseksüel olarak transfobik olabiliriz. Homoseksüel olarak homofobik olabiliriz. Oluyoruz maalesef. Kendi cinsiyet kimliğimizi, cinsel yönelimizi kabul etmeyebiliriz. Eşcinsellik, transseksüellikle ilgili karşılaşan ailelerin kabul etmekten başka bir çareleri yok. Kabul etmediğin şeyle zaten savaşamıyorsun, mücadelesini veremiyorsun. Bunu LGBTİ bireyler için de söylüyorum. Hani bana diyorlar ki sen şanslısın, senin ailen böyle. Hayır, benim ailem de sizin aileniz gibi bir aile. Ben de sizinle aynı ortamda büyüdüm. Benim tek büyük şansım aynaya baktım ve o kişiyi kabul ettim. Ve ayaklarımın üzerinde sağlam durdum. Hiçbir zaman kimseden kaçmadım. Bana transseksüelsin dediklerinde, ibne dönme dediklerinde, evet oyum. Daha ne diyebilirsin ki bana? Evet ben transseksüelim, evet dönmeyim, travestiyim, eşcinselim, ibneyim, ne diye adlandırıyorsan hiçbir fark yok. Ben kaçmadıkça insanlar afalladılar ve transfobinin özellikle ülkemizdeki, Avrupa, Amerika beni ilgilendirmiyor. En büyük şeyi de bu, nefret edenlerden çok netiz. İnsanlar bir sürü maske takıyorlar bu hayatta ve transseksüeller takmıyor. Bugün seks işçiliği yapan bir biyolojik kadın, hep bunu anlatıyoruz, natrans bir kadın. Bu mahallede seks işçi, öbür mahallede kutsal anne rolünü oynayabilir. Öbür tarafta ev hanımı rolünü oynayabilir ama bir transseksüel bu mahallede, o mahallede, öbür tarafta her yerde transseksüel. Ve insanlara aslında doğru bildiklerini zannettikleri, öğretildikleriyle ilgili tam karşısına duruyoruz. Alaşağı ediyoruz düşüncelerini, bunu kaldıramıyorlar. Yoksa benim saçım uzun, meme protezim var, sesim böyle bilmem, kime ne ki? Neden rahatsız etsin bir karşı taraftaki insanı? Bu netlik rahatsız ediyor. Ben ona diyorum ki, hayır sen bana erkeksin diyorsun ya, değilim ben kadınım diyorum. Bu onu rahatsız ediyor. Yoksa ben artık bu saatten sonra kadın demiş, erkek demiş, travesti demiş, hiçbir önemi yok. Gerçekten önemi yok. Ama önemi olan insanlar için var, yeni kuşak var, bu travmayı atlatamamış insanlar var. Onlar için bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Kısa öz. Eşcinsel, transseksüel olmak bir hastalık değil, tedavisi mümkün değil ama homofobinin, transfobinin tedavisi mümkün. Açın 2-3 tane makale okuyun, anlamaya çalışın, doğru pencereden bakın. Seyhan, bu bölümde bu masanın üstünde olan hayvanlardan bir tanesini seçmeni isteyeceğim. O hayvanın dilinden biraz sonra da kendini anlatmanı isteyeceğim. Şöyle bir baktığında en yakın bulduğun hangisinin yaşam biçimidir? Ekörüm, ben göremem onu. Gözlüğüm yok. Tamam.
Ama şimdi ne soracağını düşünüyorum bir yandan, ona göre seçeceğim. Ha, soru sormayacağım. Atıyorum atı seçtin diyelim. Ben bir atım diye söze başlamanı isteyeceğim. Evet, atları çok severim. Aha. Yılanı da severim. Herkes şey yapar ama. Aha, hiç seçilmedi şimdi. At nerede? Şurada bir atımız var. Tamam, at benim için. Ben gerçekten severim atı, böyle heybetli gelir falan. Yılan da severim de onun üstünden çok yılan diye adım çıkar sonra şey yapmayayım. Tamam peki. Böyle de at gibi kadın diyeceğim. Zayıfladım gerçi, bakacağız. Aa, rengi de uygun. Uygun oldu, evet. Ben bir atım diye söze başlamanı isteyeceğim. Bu hayatta nasıl bir atsın? Huyun ne, suyun ne, nerede, nasıl yaşıyorsun? Ben bir yarış atıyım. Uzun yelelerimi savura savura, başım dik, böyle kaslı, hani kalçası falan şeyi böyle kaslı ve heybetli olur ve böyle sağlam basa basa yürür ya, koşmasına gerek yoktur. O böyle yarış alanına girerken bir döner bakarsın falan. Öyleyse ben öyle bir atım. Gerçekten birileri tarafından bir yerde tutulan bir at mısın sen? Bir çiftlikte ya da bir hipodromda? Asla. Yoksa özgür bir at mısın? Tutmak isteyenler var. Çünkü heybetli bir at olduğum için yarışa da sokmak istiyorlar. Birinci olursam para kazanacaklar. Ama hayır, ben sadece istediğim yarışa giriyorum. Ve bayağı dağda bayırda kendi istediğim gibi yaşıyorum. İstediğim zaman o yarış alanına geliyorum. O mecraya iniyorum. Onlara kendimi gösteriyorum. Direkt olarak aslında trans bireylerin hayatına, eşcinsellerin hayatına sorulan işte... Bu ameliyatı oldun mu? Ya da penisin var mı? Ya da işte senin seks hayatın nasıl? Gibi sorular var. Kızıyor musun böyle sorulara? Şimdi herkes her merak ettiğini herkese soramaz. Annemizle babamızla ilgili hepimiz nasıl seviştiklerini merak etmedik mi? Ettik. Annemiz babamıza oral seks yapıyor mu diye düşünmedik mi? Düşündük. Ya da buna benzer bir sürü sorular. Peki gidip annemize bunu sorabildik mi? Anne, sen babama oral seks yapıyor musun? Ya da adın ne diye adlandırılıyorlarsa. Ya da haftada kaç kere sevişiyorsunuz baba diye sorabilen oluyor mu? Olamıyor. Neden? Haddini bilmesi gerekiyor orada. Çünkü soramayacağı kişilere soramayacağı sorular var. Aynı şey. O yine haddini bilmek ve bana bu soruyu soramaz. Ayrıca ona ne? Ve zaten transseksüelliği özellikle penis üzerinden, vajina üzerinden, saç, meme bilmem ne üzerinden kurmuyoruz ki. Diyorum ki transseksüellik bir varoluş. Erkek bedeninde de görünüp ben bir transseksüel kadın olabilirim ki şöyle açıklıyorum, bunu bile bazen anlayamıyorlar. Şu an 39 yaşındayım, 40 yıldır transseksüelim diyorum. Ne demek istiyor olabilirim? Yani bu kadar basit anlatıyorum aslında anlamayanlar için. Yani şuna inanıyorum. Belki de öyle değil, belki bilim öyle demiyor, bilmem kim, hiç umurumda değil. Ana rahmine düştüğüm andan itibaren transseksüelim. Saçım uzamadan, meme protezim olmadan, ameliyatım olmadan, bilmem ne... Kadın kılığında olmadan da ben bir transseksüel kadındım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü insanlarda algıda şu var. Eşcinseller var. İşte eşcinseller sonra kadın kılığına giriyor, travesti oluyor. Onların bir de ameliyat olanları var. Onlar da transseksüel oluyor. Hayır. Bu bilgi yanlış. Eski. Bu bilgi doğru değil. Transseksüellik bir cinsiyet kimliği. Bir cinsel yönelim değil. Birisi ben transseksüelim diyorsa, erkek gibi de görünse, sakalı olsa kamyoncu gibi, kel olsa bile o bir transseksüel kadınsa transseksüel kadındır. Bunu anlamak lazım. O zaman daha kolaylaşıyor işimiz. Kendi hayatından bir dönüm noktası söylesen bana. Tam hangi an dersin? İlk palyaço karakterim, o benim için bir sanatsal anlamda bir dönüm noktası. Tıpatıp şov yapmaya başlamış olmam bir dönüm noktası. İstanbul'a gelmiş olmam bir dönüm noktası. Sonra bu drag queenliği anladığımız anlamda algılayıp o gidip o ayakkabıyı yaptırmak, o kostümü giymek, o makyajı yapmak bir dönüm noktası. Bir de şehir tiyatrolarının kapanma mevzuunda kendimi gidip orada var etmem bir dönüm noktası. Çünkü tiyatro camiası beni biraz öyle kabul etti. Çünkü onlar da transfobiklerdi. O an orada bir trans bireyin olma ihtimali bile düşünemiyorlardı. Başka biri zannediyorlardı. Bizden değil gibi görüyorlardı. Ve sonra tiyatro aşkıyla olan bir insan olduğunu anladılar. Çünkü ben o gün orada o eylemlerde
O zamanlarda bulunma sebebim tiyatro benim kurtarıcım oldu. Bana biçilmiş olan yoldan, bu ülkedeki transseksüellere biçilmiş olan yoldan beni kurtardığını düşünüyorum. Ben olabilmemi sağladığı için tiyatroma borcumu ödemek amacıyla oraya gitmiştim. Herhangi bir çıkarım yoktu. O gün orada Engin Alkan'la tanışmış olmam benim için bir dönüm noktasıydı. Ve hepimizi böyle salondan çıkarıyorlardı. Sadece istişanlılar kalsın işte. Tiyatroları bilmem neyinde olanlar, derneğinde olanlar. Ben de hayır ne münasebet bu hepimizin tiyatrosu diye çıkıştığımda böyle bir sakız reklamı var ya huu diye dönüyorlar böyle. Öyle bir şokla bana dönüp inanamıyoruz burada bir travesti var diye algılamaları onlara bir tokat olmuş olması benim için bir dönüm noktasıydı. Çok dönüm noktam var hayatımda. Hayatını değiştiren şarkıyı soracağım sana. Hayatını değiştiren şarkı derken zor zamanda, kendine sarıldığın bir zamanda destek olmuş bir şarkı olabilir. Bir şey fark ettirmiş, fark etmene eşlik etmiş bir şarkı olabilir. Ya da senin için gerçekten özel bir şarkı olabilir. Erkan diye bir sevgilim vardı. İlk defa karşılıklı birbirimizi sevdiğimiz bir sevgilimdi. Küründen Kabare'de de Erkan'ın kurmaca da olsa biraz hikayesini anlatıyorum ama orada bir şarkı kullanıyorum. Orhan Gencebay hiç sevmezdim. Arabeske karşı böyle şeyim vardı, varoş bulurdum kendimce. Orhan Gencebay'ı bana sevdirdi ve Orhan Gencebay'ın bir albümü vardı. Erkan onu çok dinlerdi. Ve orada onunla benim olan bir şarkı var. Beni böyle sev seveceksen. Bunu oyunda da kullanıyorum. Biraz söylesene. Beni böyle sev. Aa sesimde kıskama. Dur heyecanlandım. Alışkınım müzikle falan söylemeye. Biraz böyle hakikaten o dönemi de gözünün önüne getirerek belki biraz... Ay yok unuttum onu hiç o dönemi aklıma getiremem. Bir Erkan gelsin ya. Beni böyle sev, seveceksen. Olduğum gibi göreceksen. Girme ömrüme, girme gönlüme. Ne dertliymiş bu diyeceksen. Bu bölümün adı Cevap Hakkı Seyhan. Aslında özellikle de burada bugün hem seni konuşuyoruz hem de aslında bir kimliği konuşuyoruz. İnsanlar bu kimliklerle ilgili ayrımları çok bilmiyorlar. Evet biliyoruz bunu. Ay ama insanlar da biraz öğrensinler yani araştırsınlar. Aha. Anlatıyoruz işte. Bir yandan söylüyoruz ama herhangi bir işte başta bloğa, sözlüğe transseksüel yazdığımızda bu bağlamda eleştirilmiş ya da saldırılmış 3 tane bölüm okuyacağım sana. Merak ettim. Bitirdiğimde ilk tepkin neyse, bunu tamam. Duyduğunda nasıl hissediyorsan öyle cevap ver. Doğanın üretim hatası, nasıl ki hatalı üretilen ürünler toplatılarak imha ediliyorsa, doğada intihar ile bunu sağlar. Toplumlarda sanırım bu yüzden ses etmez. Misal ben hiç yaşlanıp eceliyle öleneni görmedim. Ay canım Kezban. O zaman doğaya müdahale edebiliyorsak, böyle bir hakkı varsa arkadaşın, 500'ü kanıtlanmış 1500 türde hayvanlarda doğada eşcinsellik var. Erkeği doğum yapan deniz atlarını mesela bunları yok etmekle başlayabilir. Ne demek doğada yok? Doğada olmayan bir şeyi böyle düşündük. Ay ne yapayım dur transseksüel olayım. Peki bana biçilmiş olan bana gösterilen yol ne? Birisi bana gelsen transseksüel ol, travesti ol, kadın kılığına gir dediğinde ne vaat ediyor? Starlık mı? Hollywood'a mı gireceğim? E5'i gösteriyor bana. Ölümü gösteriyor. Ailemle görüşmemeyi gösteriyor. Bütün o ana kadar kurduğun hayatını ötelemeyi gösteriyor. Okulunu bırakmanı gösteriyor. Ne bileyim onurunu, gururunu atmayı gösteriyor. Bir sürü tavizden bahsediyor. Hangi akıllı insan bu tavizleri verip de bu kılığa girer? Ama bize öğretilmiş olan buydu. Transseksüelsen böyle davranacaksın. Burana kadar kaynak attıracaksın, mini etek yiyeceksin, gece makyajıyla, pavyon makyajıyla bakkala gideceksin gibi bir şeydi. Ama yeni jenerasyonla artık bunları aşıyoruz. Bir sürü bizim öğretmen, avukat, ressam arkadaşlarımız E5'lerde orada burada seks işçiliği yapmak durumunda kalıyor. Hangi insan bunu kabul edebilir? Ama yeni jenerasyon başka bir yerden geliyor ve bu arkadaşın da yeni jenerasyonu başka bir yerden bakıyor. O yüzden çok geri kalmış. Biraz açıp okusun, baksın, görsün, penceresini genişletsin. Korktuğum cinstir. Homofobik miyim bilmiyorum ama sokakta görsem kaçacak yer arıyorum. Her an saldırıya geçecek bir türmüş gibi geliyor. Gaylerle bir problemim yok. Onlar da herkes kadar normal geliyor ama iş transseksüele gelince korkuyorum ulan.
arabama girip beni boğazlayacakmış, olmadı kafama taş atacaklarmış gibi geliyor. Sırf bu yüzden Harbiye'den geçemiyorum tek başıma. Bir örgütlenseler sanki dünyayı ele geçirebilecek kadar güçlüler. Hep bir tezim var. Bugün bir anlaşma yapsak herkesle. Desek ki mesela cumartesi günü saat 6'da herkes gerçek cinsel yönelimin yanındakine olduğu ortamda söyleyecek. Ben buradayım mesela, diyeceğim ki transseksüelim. O diyecek ki eşcinselim. O diyecek ki biseksüelim. Hiçbir sorunumuz kalmayacak. Biz ötekilerin ötekisiyiz şu açıdan. Eşcinselleri mesela kendince kabul görüyor. Çünkü eşcinsel olanı evine götürse mesela eşcinsel olduğunu söylemeyebilir. Gizlenebilir. Bugün çok feminen şarkıcılarımız var. Şimdi onlar sakal bıraktı falan ama öylelerdi. Onlar için bile ay o da mı eşcinsel diyen bir ikiyüzlü toplumdan bahsediyoruz. Ama Bülent Ersoy için hiçbir yere kaçamazlar. Ben mesela bugün Zeki Müren için o eşcinseldi. Aslında travesti diyebilir miyim? Dedim bir kere Ekşi Sözlük'te de neler yaptılar. Negatif bir yerden kullanmadım hadi. Öğretmen, avukat, ressam arkadaşlarımız E5'lerde orada burada seks işçiliği yapmak durumunda kalıyor. Evet, bir travesti Zeki Müren. Ama yok, o bizim paşamız. Neden? Kaçtığımız bir yer var. Yahu hangi paşa o makyajla, o saçla, o elbiseyle gezer ortada? Ama Bülent Ersoy'da durum niye değişiyor? Dönme, pislik, ucube oluyor. Çünkü orada kaçacak bir şey yok. Çünkü Bülent Ersoy cinsiyet kimliğini resmi olarak ortaya koyuyor. Aslında problem tamamıyla bu. Bir yandan da arkadaş 90'lardaki travesti dehşeti başlıklı haberlerde çok kalmış. O hala günümüzdeki yalan yanlış haberlere de çok inanıyordur. Tanışmamakla alakalı. Oyunuma gelsin. Davet edeyim kendisini. Gelsin bir transseksüelle tanışsın, ne kadar yanıldığını anlayacaktır. Çünkü doğru söylediği tipte insanlar da olabilir. Ama transseksüel dediğin zaman tek insan tipinden bahsetmiyoruz. Kadınlar aptaldır diyemeyiz. Erkekler bilmem nedir diyemeyiz. Bir sürü erkek çeşidi, bir sürü kadın çeşidi, bir sürü insanız biz. Yani transseksüeller de öyle. Agresifi de vardır, hanımefendisi de vardır, korkağı da vardır, saldırganı da vardır. Sadece benim üstümden de mesela biçemezler bunu. O yüzden hayata yanlış bakmış arkadaş. Suratlarına birkaç saniyeden fazla baktığınızda hemen asabileşen, özellikle kızlardan pek bir nefret eden korkulası topluluk. Ay bu çok cahil ya. Bu şeydir, eski bir şehir efsanesi, kızlardan nefret eden. Niye etsin? Yani bir trans bireye niye nefret? Çünkü bu hayatta bize destek olan kızlar. Benim mesela hiç erkeklerle şeyim olmadı. Hep erkekler bana akran zorbalığı yaptı, dışladı, top dedi, ipne dedi, onu dedi, bunu dedi. Kızlar en fazla çok cahilce bir yerden, ay o da bizim gibi kız falan filan dedi. Ama hep içine sardılar. Yani o yüzden çok yanlış bir algı ya. Yani nasıl bu kanıya varabiliyor? Evet bu bir şehir efsanesi ama olur mu öyle şey canım? Aklı olan bir insan zaten insanlara kız erkek bilmem ne diye ayırmaz yani. Sana baktığımda kendini anlatmakla ilgili bir sürü basamağı, bir sürü duvarı kırmış, kendini yaşamakla ilgili birini görüyorum. Bu bir kere kimlik olarak başına ne gelirse gelsin birçok insanın aslında hayatta farkındalık için aşması gereken bir duvar gibi. Çünkü böyle kalıplara sıkıştırılmış yerlerden çıkıp kendini yaşamayan ne olursa olsun hani birçok inançla ilgili olabilir, kimlikle olabilir insan var bu dünya üzerinde. O yüzden bu videonun izleyenler için bir sürü yerden dokunacağını düşünüyorum. Evet var orada bence sıkışmış duygular. Ama sen onları bir şekilde hayatta yaratıcı uyum diyoruz biz buna bu arada. İşlevsel kullanmanın, sıkıştırarak da aslında uyum sağlamanın bir yolunu da bulmuşsun baktığımızda. Başka terapistin karşısında otursan çok dirençli diyeceği konular aslında senin bu hayatta hakikaten bazen baş etme bazen de kendini yaşama biçimin olmuş. Zaten sağlıklı olan işlevsel olandır. O yüzden de oradan görmek ve bilmek de güzel geldi bugün. İyi ki geldin Katarsis'e. Teşekkür ederim. İlk defa bir psikoterapi seansına benzeyen bir şey de oldum. Söyleyin doktor deli miyim? Haksın aslında hepimiz hayatta akıl sağlığımız için uğraşıyoruz. Bakma adını böyle koymasak da senin de gerçekten bunca şeyle beraber akıl sağlığını korumak için verdiğin mücadeleyi gördüm ben daha çok. Hani uyumlanabilmek için kendince ama yani sürü uyumundan bahsetmiyorum. Birçok insan birçok acı çekiyor gerçekten. Sadece transseksüellikle ilgili değil. Ne mutlu bana ki benim savunma mekanizmam böyle işliyor. Ne mutlu bana ki beni buralara getiren, güçlü bir yerde duran. Hani bazen güçlüyü oynamıyorum da aslında buyum yani. Ama güçlü durmak bazen çok şey değildir. Bazen böyle
şey yaptığım zamanlar o herkesin de benden bir beklentisi var. İşsiz olan da beni arıyor, okulunda bilmem ne yapıyor. Ya bazen diyorum ki arkadaşlar ben kendi hayatımı çözdüm de sizinki mi kaldı? Ama demek ki benim de bu hayattaki misyonum belki de bu. O yüzden ben çok mutluyum. Olduğum yerden, geldiğim yerden, birlikte olduğum, içinde doğduğum aileden, içinde doğduğum, içinde olduğum ortamdan, bunları anlatabiliyor olmaktan çok şanslıyım. Evet, adımlarımı doğru atmaya çalıştım, doğru matematik yapmaya çalıştım hayatta ama her zaman böyle yetenekle, doğru adım atmakla olmuyor. Ben evet şanslıyım, daha şanssız olanlar için üzgünüm ama umarım onların da şansını döndürebilmek için, doğru adım atabilmek için söylediklerim bir nebze de olsa katkı sağlar. O yüzden çok şükür. Teşekkürler Ben yani. Teşekkür ederim.